Bildiğiniz üzere Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sayın Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinde yapılan bir operasyonla gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla ikametgahına en uzak yer olan Edirne F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevine konulmuştur. F tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevleri, ceza infaz kanununa göre tutukluların konulabileceği tutukevleri değil, hükümlülerin cezalarının infazı amacıyla geliştirilen duygusal ve sosyal tecrit modellerinin uygulandığı, insanlık dışı onur ve kırıcı muamelelerin yaygın pratik kazandığı merkezlerdir. Müvekkilimizin böyle bir cezaevinde infaza tabi cezası varmış gibi halen tutulması bile başlı başına hukuksuzluktur. Sayın Demirtaş hakkında biri tutuklu, 31'i ise tutuksuz olmak üzere toplam 32 adet dava açılmıştır. Tutuksuz yargılandığı dosyaların bir kısmının kendi aralarında birleşmesi nedeniyle halen 21 adet dava değişik illerde görülmeye devam etmektedir. Sayın Demirtaş, yargılandığı tüm dava dosyalarında adil bir yargılamanın gerçekleşmesinin yegane yolunun tüm mahkemelerde bizzat hazır bulunup savunma yapmaktan geçtiğini ısrarla belirtmiş ve sevgisiyle savunma yapmayacağını her fırsatta dile getirmiştir. Bizzat hazır bulunarak savunma yapma talebi Ankara 35, Ankara 10, Diyarbakır 4 ve Şırnak 1. Asya Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edilmiş. Ancak bugüne kadar bu kararlar doğrultusunda Sayın Demirtaş hiçbir duruşmaya getirilmemiştir. Müvekkilin hazır bulunma kararı verilen duruşmalara getirilmemesi genel olarak tanınmış bir kişi, geniş bir çevreye sahip oluşu, yargılama gideri ve güvenlik gibi idari kararlara dayandırılmıştır. Basına da yansıdığı üzere bir dosyasında ise sevk sırasında kendisine kelepçe takılmak istenmesi ve kendisinin de bunu kabul etmemesi nedeniyle duruşmaya getirilmemiştir. Bu konudaki keyfiliğin anlaşılabilmesi için şu hususlara dikkatinizi çekmek isteriz. Müvekkilin tutuklu olduğu dosya güvenlik nedeniyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nakledilmiştir. Güvenliği olduğu gerekçesiyle Ankara'da yargılanmasına karar verilen müvekkil ile ilgili Ankara'da bulunan bir başka mahkeme ise 25. Asya Ceza Mahkemesi bu mahkeme. Güvenlik gerekçesiyle Sayın Demirtaş'ın duruşmaya getirilmemesine karar vermiştir. Diyarbakır ili güvenli değil gerekçesiyle tutuklu dosyası Ankara iline nakledilirken, Diyarbakır 4. Asya Ceza Mahkemesi ise Sayın Demirtaş'ın Diyarbakır'daki duruşmaya getirilmesine karar vermiştir. Her dosyaya göre değişen güvenlik mevzusunun tamamen keyfi bir uygulama olduğu, aynı ilin bir dosya için güvenli, diğer dosya için ise güvenli olmadığı yönündeki bu kararlardan da açıkça anlaşılmaktadır. Sayın Demirtaş'ın duruşmalara getirilmemesini meşru kılacak hiçbir objektif neden bulunmamaktadır. Soyut güvenlik gerekçesi müvekkilin adil yargılanma hakkını ortadan kaldıramaz. Değerli basın mensupları, 694 sayılı KHK 147. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 196. maddesinin 4. fıkrasında değişiklik yapmış, sevkbis uygulaması genişletilmiştir. Yapılan değişiklik ile hakim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda sevkbis ile sanığın savunmasının alınmasına veya duruşmalara katılmasına karar verilebileceği düzenlenmiştir. Yasalar ve dolayısıyla belli durumlarda çıkarılabilen KHK'lerin temel özelliği soyut ve gayri şahsi oluşlarıdır. Bu özellik belli bir kişi hedef alınarak lehe veya aleyhe düzenleme yapılmamasının da teminatıdır. Eşitlik ilkesinin gerçekleşmesinin ve dolayısıyla haklar ve yükümlülüklerde eşit muamele görülmesinin yegane yolu bu düzenlemelerin soyut ve gayri şahsi olmasından geçmektedir. Açıkça ifade etmek isteriz ki yapılan bu düzenlemede Demirtaş'ın isminin bulunmayışı bu düzenlemenin sevkbis konusunda müvekkilin onlarca dosyada sergilemiş olduğu tutum gözetilerek çıkarıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Müvekkil yargılandığı tüm dosyalara beyanda bulunmuş,
SEGBİS'in hukuka aykırılığını ileri sürerek duruşmalarda bizzat hazır bulunma taleplerinde bulunmuştur. Hemen tüm mahkeme ve hakimliklerce gönderilen SEGBİS talimatlarına müvekkilin uymaması nedeniyle bir kısım mahkeme ve hakimlerce SEGBİS odasına zorla getirme şeklinde absürt sayılabilecek kararlar verilmiştir. KHK ile yapılan bu değişiklik, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 196. maddesinin SEGBİS ile ilgili uygulama alanını genişleten ve müvekkil ile ilgili yürüyen yargılamalarda müvekkilin savunmasının SEGBİS ile alınmasının istemini hukuki kılıf yaratmaktan başka bir anlam taşımamaktadır. Bir hususun yasa veya KHK yoluyla mevzuata konulması onu asla hukuki kılmaz. Müvekkilin SEGBİS ile duruşmalara katılmaması nedeniyle son olarak yargı eliyle geliştirilen ve adeta hukuksal şantaj niteliğinde olan bir husus da şudur. Müvekkilin SEGBİS'e katılmaması halinde susma hakkını kullandığının kabul edileceğine ilişkin ara kararlar. Hak nedir? Sujesi kimdir? Hakkın kullanımı veya haktan vazgeçme feragat mümkün mü? Mümkünse kim yapar? Bunun bilinmemesi nedeniyle yargısal şantaj niteliğinde ara kararlar verildiğine üzülerek şahitlik etmekteyiz. Ceza muhakemesi açısından susma temel bir hakka işaret eden bir kavramdır. Bu hak, hakkında bir suç şüphesi bulunan kişinin bu suç ile ilgili olarak sessiz kalma tercihine devletin soruşturma veya kovuşturma makamlarını işgal eden kişiler tarafından saygı duyulmasını ve bu hakkın ihlal edilmemesini güvence altına alır. Yani susma hakkı kişi lehine getirilen bir düzenleme hak olup bu hakkı kullanıp kullanmayacağının kararını suç şüphesi altında olan kişi verir. Susma hakkının kullanılması veya kullanılmamasının yegane tasarrufçusu sanık ve şüphelinin kendisidir. Ceza muhakemesinde bu hususun hiçbir istisnası da bulunmamaktadır. Sanık sıfatı nedeniyle müvekkile tanınan bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağına sadece ve sadece müvekkil karar verir. Açıkça sizler aracılığıyla belirtmek istiyoruz ki, Sayın Demirtaş hiçbir hal ve şartta susma hakkını kullanmamış ve bundan sonra da kullanmayacaktır. Hakkındaki tüm suçlamalarla ilgili mahkemelerde bizzat hazır bulunarak savunma yapmak istemektedir. Müvekkile bu ait bu hakkı, hukuksuzluğa karşı sergilemiş olduğu onurlu ve dik duruşu nedeniyle ne herhangi bir mahkeme kullanabilir, ne de herhangi bir mahkeme bu hakkı kullanmış sayılmasına karar verebilir. Son olarak, müvekkilin tutuklu olarak yargılandığı ve halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bulunup duruşma günü verilmeyen dosyası ile ilgili önemli bulduğumuz bir konuyu sizler aracılığıyla tüm kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Ceza Muhakemesi Kanunu, tutuklu her sanık veya şüphelinin en geç 30'ar günde bir tutukluluk durumunun incelenmesi gerektiğini düzenlemektedir. Müvekkil ile ilgili yapılan son tutukluk incelemesi 22 Haziran 2017 tarihidir. Bu tarihten sonra müvekkilimiz ile ilgili herhangi bir tutukluk incelemesi yapılmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nde ceza yargılaması pratiğinde ilk kez bir kişi, Sayın Demirtaş, 108 gündür hiçbir tutukluluk incelemesi görmeden fiilen cezaevinde tutulmaktadır. Sayın Demirtaş ile ilgili 4 Kasım 2016 tarihinde verilen tutuklama kararı, yasal koşullara uygun bir şekilde gözden geçirilerek uzatılmadığından ortadan kalkmış olup, müvekkilin hali hazırdaki statüsünün tutuklu değil, hürriyeti tahdit suçunun mağduru olduğunu tüm kamuoyunun dikkatine sunarız. Çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, başta da söyledim. Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanımız yanımızda Sayın Cebarlı Aygar'a. Kendisine sözü veriyorum. Evet. Hepinize tekrar merhaba diyorum. Bütün basın emekçileri buraya geldiğiniz için teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, biz her ortamda, her platformda Sayın Eş Genel Başkanımızın tutuklanması, apar topar Edirne'ye götürülmesi ve bir yıla yakındır mahkemeye bile çıkarılmamasını, kendisine verilen, HDP'ye verilen 6 milyon insanın iradesinin rehin almasıdır.
Bu bir rehin işlemidir. Sayın Başkan 6 milyon halkı vatandaşın verdiği oylar karşısında bu rehin almayı Türkiye hukukunun ayıbıdır, Türkiye siyasal yaşamının ayıbıdır, Türkiye'deki demokrasinin ayıbıdır. Rehin tutulan Sayın eş genel başkanımız duruşmalara çıkmak istiyor. Bizzat kendini ifade etmek istiyor. Bu halkın burada Türkiye'de yaşayan halkların haklarını nasıl mecliste, nasıl meydanlarda dile getirdiyse de mahkemede de getirmek istiyordu. Ama onun koluna kelepçe vurulmak istiyordu. Başkan onurlu bir duruşla bunu reddetti. Onurlu bir duruş diyorum. Çünkü Demirtaş'ın bileklerine vurulan kelepçe Kürt halkının onuruna vurulan kelepçedir. İşte son dönemlerde Irak'taki referanduma ilişkin açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kürt halkının onurunu nasıl rencide ettiğini görüyorsunuz. Amaç Demirtaş'a bileklerine vurulan kelepçe sadece onun bileklerine vurulmuyor. Kürt halkının onuruna vurulan bir. Onurunu zedelemek için yapılıyor. Bir diğer husus da avukat arkadaşlarımız belirttiği gibi kendisi mahkemelerde bütün tutuklular gibi gelip kendini ifade etmek istiyor. Sıradan bir insan değil. Bu ifadeyi yaparken aslında bir mücadelenin ifadesidir. Türkiye'de yaşayan halkların, ezilenlerin mücadelesinin ifadesidir. Susma hakkı kullanılıyor diye veya mahkemeye gelmediği zaman susma hakkı kullanılacak diye karar alınması aslında Türklerin kendini demokratik olarak ifade edilmesinin de önüne geçilmek isteniyor. Ben üç şeyin altını çizmek istiyorum. Bir, Sayın Demirtaş rehin tutulmuştur. İki, Sayın Demirtaş'ın bileklerine vurulan kelepçe Kürt halkının onuruna vurulmuştur. Üç, Selahattin Demirtaş'ın ifade etme özgürlüğünü, mahkemede ifade verme özgürlüğü Kürtlerin kendini demokratik, yasal, meşru zeminlerde ifade etmesini engellemektir. Burada yargı kalmamıştır, burada hukuk kalmamıştır, burada keyfiyet devam ediyor, baskı devam ediyor. Umarım bu Türk yargısı için de zarar. Türk yargısı bu yanlıştan bir an önce döner. Çünkü iktidarlar değişir. Bu kara leke yargının üstünde kalmamalı. Türk adaletinin üstünde Türkiye'de yaşayan hukukçular bunu bırakmamalı. Bir an önce adil yargılama koşullarının sağlanıp Sayın Demirtaş'ın serbest bırakılıp halkın içinde olması gerekir ve yargılamalardan da hesap vermekten de kaçan, korkan biri değildir. Bunun hesabını her alanda vermeye ve sormaya da hazırdır. Ben bu kadarı söylemek istiyorum. Varsa sorularınız. Teşekkür ederiz Başkan. Evet. Arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz bireysel başvuru, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz başvuru, 21 adet tutuksuz dosya, 1 adet tutuklu dosya. Bu çerçevede sormak istediğiniz tüm sorulara yanıt vermek isteriz. Bir sorun hocam. Buyurun. Bizde bazen duruşmada takviyetimiz kadar teknik sorunlar da yaşanıyor. Evet. Özellikle ifade alma konusunda ses sorunları da var. Evet. Bu duruşma ne kadar etkili? Bir sorun da Sayın Demirtaş'ın 68'in etkili olayla da ilgili duruşması ne aşamada Ankara Adliye Mahkemesi sanık dosyayı reddetmişti başkanlık mahkemeye. Evet. Evet. Süreç nasıl? Şöyle söyleyelim, yani Segbis'le ilgili biz hem dosyalara hem basına da kamuoyuna da bugün de kısmen sürekli benzer şeyler söyledik. Segbis'in adil yargılanma ilkesine aykırı olduğu, savunma hakkını kısıtladığı konusunda aslında yargı kararları da mevcut. Bahsettiğiniz sıkıntılar Segbis'te sadece onunla da ondan ibaret sıkıntılar değil. Aynı zamanda şöyle düşünün.
savunmanlığını üstlenmiş olduğunuz müvekkiliniz 1600-1700 kilometre ötede bir ekranda, küçük bir ekranın başında, siz ise mahkeme veya duruşma salonunda duruyor oluyorsunuz. Şimdi aktif bir hukuksal yardım almak aynı zamanda fiziksel bir teması da zorunlu kılıyor. Yani duruşma salonlarında, celselerde sanık ve sanık müdafiinin bir arada bulunması, o sırada birbiriyle fikirsel, düşünsel, fikirsel tatillerde bulunması savunma hakkının özüdür zaten. Bu olmazsa avukatlığın, savunmanın bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bahsettiğiniz teknik, yani sıkıntılar dışında bu tarz sıkıntılar da var. Evet, teknik sıkıntılardan bir kısmını da şöyle söyleyelim. Yani cezaevinde bulundurulan, getirilmeyen ve bir televizyon ekranından savunması alınmaya çalışılan kişinin beyanları doğru duruşma zabıtlarına geçirilmiyor. Mahkemeler de sanığın zaten uzak oluşunu fırsat bilip SEGBİS'in kontrolünün de kendilerinde olduğu gerçeğiyle istemedikleri bir husus ortaya çıktığı zaman derhal müdahale edip SEGBİS'i örneğin kapatabiliyorlar ya da sesini kısabiliyorlar. Bakın henüz 2-3 gün önce meslektaşlarımızın bulunduğu bir duruşmada Şırnak Asya Ceza Mahkemesi'nde bunlar yaşandı. Yani Sayın Demirtaş'ın Edirne Cezaevinden Şırnak Asya Ceza Mahkemesi hakimine hitaben yapmış olduğu hukuksal bir kısım savunmalar ve talepler hoşlarına gitmemiş olacak ki SEGBİS'e müdahale edilerek kapatılmıştır, sesi kısılmıştır. Ve SEGBİS'ten alınması, odadan çıkartılması, SEGBİS'in kapatılması emirleri verilmiştir. Bakın bu cidden bir yargılama değildir. Hukuksuz yürüyen bir süreç var. Biz bunların tümünü dönem dönem her yargılama sonrasında evet ifşa etmeye çalışıyoruz. Kamuyla paylaşmaya, sizler aracılığıyla paylaşmaya çalışıyoruz. Ama toplu olarak yani hani bugün tekrar yeniden de bu şekilde ifade etmek isterim. İkinci sorunuz 6-8 Ekim olayları. Arkadaşlar tüm basına özel olarak şu mesajı vermek istiyorum. Demirtaş ve 6-8 Ekim olayları ile ilgili haber yapmayın. Yaparsanız gerçeğe aykırı haber yapmış olursunuz. Demirtaş ve 6-8 Ekim olaylarının bir araya getirilmesi hukuken imkansızdır. Bu gelinen süreç itibariyle bir yargı kararının da gereğidir. Daha evvel 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ısrarla Demirtaş dosyasını Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren Yasin Börü dosyasıyla birleştirme isteği uzun bir yargısal süreçten sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi tarafından 2 hafta önce verilen bir kararla nihayet bulmuş ve Sayın Demirtaş'ın Yasin Börü dosyasıyla birleştirilmesinin söz konusu olamayacağını nihai olarak karar vermiştir. Bu karar üzerine Sayın Demirtaş'ın dosyası Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri dönmüş ve halen Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tensip görmeyi, yani duruşmaya hazırlık işlemlerini görmeyi bekliyor. Duruşma günü de hali hazırda da verilebilmiş değil. Biz gerek SEGBİS konusunda, gerek diğer konulardaki taleplerimizi ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin bu yöndeki taleplerimizi bizzat Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilettik. Ancak üzülerek belirteyim, evet ikinci hafta 10 günü aştı, halen bir tensip yapılmış değil. Demirtaş, Sayın Demirtaş belki özel kurulmuş, özel yetkili bir mahkeme tarafından yargılanmıyor gibi görünüyor olabilir bugün itibariyle. Ancak özellikle vurgulamak istiyorum. Bakın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi iki heyetli bir mahkemedir. Ve bu iki heyetten birisi Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin olağan yetkisinde olan tüm dosyalara bakarken ikinci heyet özel yetkilerle donatılmış sadece ve sadece darbeye karışan askerlerle ilgili açılmış dava dosyalarına bakan bir heyettir. İkinci heyet. Sayın Demirtaş'ın dosyası da bu heyete verilmiştir. Maalesef aldığımız bilgilere göre bu heyettedir. Dolayısıyla Sayın Demirtaş için özel yetkili bir heyet kurulduğunu söyleyebiliriz ve özel yetkili bir heyet tarafından Demirtaş'ın yargılanmak istendiğini bu aşamada biliyoruz. Ancak dediğim gibi henüz tensip yapılmadı. Tarafımıza da herhangi bir tebligat yapılmadı. Bir karar da verilebilmiş değil.
Fakat bunun da bu aşamada bilinmesini istiyorum. Efendim, Selahattin Bey'in Twitter hesabı yeniden aktif oldu. Evet. Özellikle bir arama yapıldığını da biliyoruz. Evet. Sorum şu, acaba bu Twitter hesabını aktif hale getiren, kullanan kişi avukatlar olarak sizler misiniz? Evet. Şimdi, bu aramadan sonra kendisiyle görüşebildiniz mi? Mesajları hangi mantıkta, kim, nasıl yayınlıyor? Ya tabii bu Twitter'la ilgili mevzu evet biraz magazinel boyutta da basında da yer aldı. Sayın Demirtaş'ın hesabını evet dışarıda birisi kullanıyor. Yani birisi Sayın Demirtaş'ın bilgisi dahilinde Demirtaş'ın aktardıkları üzerine biri kullanıyor, yazıyor o mesajları. O mesajların tamamı Sayın Demirtaş'ın birebir kelamının aynısıdır. Demirtaş'ın kelamlarıdır onlar. Dolayısıyla yani cezaevinden böyle bir tweet atılması tabii söz konusu olamaz. Henüz kettle işlerine sahip. Yani evet yani kettle ya da şey de hatta söyledik bir hikayesinin konusu direnen bir dişi kuştu hatırlarsanız ilk hikayesi içimizdeki erkekte. Belki de Sayın Demirtaş o dişi kuşu örgütlemiştir. Onun üzerinden tweet atıyordur. Evet. Bilmiyoruz ama. Yani bu da işin tabii cilvesi. Bilmiyorum. Evet, trajikomik bir hal. Tutukluk incelemesi yapılmasını neye bağlıyorsunuz bu Ankara'daki davada? Evet. Keyfiliğe bağlıyoruz. Tutukluk incelemesi yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Hiçbir engel yoktur. Bunu hiç kimse, hiçbir mazeretin arkasına da sığınamaz. Bu tutukluk incelemesini yapmakla mükellef olanlar açısından görevi kötüye kullanmadır, görevi ihmaldir. Ve sonucu itibariyle de Sayın Demirtaş'ı hürriyetini de tahdit eden, Sayın Demirtaş'a bu anlamda bir suçun mağduru sıfatını da veren bir uygulamadır. Açık söylüyorum, basın metnimizde de geçti. Sayın Demirtaş, bakın Türk yargı tarihinde ceza muhakemesi kanununa göre yapılır bu yargılamalar. Usul kanunumuzdur. Hiçbir kimse yoktur ki çıkıp ben 3 ay boyunca hiçbir tutuklama kararı olmadan cezaevinde tutuldum desin. Ama Sayın Demirtaş için söyleyebiliriz. Sayın Demirtaş 108 gündür bize göre olmayan bir tutuklama kararı üzerine de facto fiilen cezaevinde tutulmaktadır. Ben vakıf değilim şahsen. Yani SEGBİS'le zorla getirme diye bir şey söz konusu olamaz zaten. Bakın zorla getirme ceza muhakemesi kanununda kendisine ulaşılmayan ya da ulaşıldığı halde gelmeyen, duruşmalara icabet etmeyen sanık ve şüpheliler açısından uygulanan bir yöntemdir. Hukukidir de, yasaldır da. Ancak burada karşımızdaki kişi bu pozisyonda bir kişi değil. Sayın Demirtaş başından beri, yargılamanın başından beri tüm duruşmalarına, tüm mahkemelere duruşmalara katılmak istediğini beyan ediyor. Dolayısıyla aslında Sayın Demirtaş'ı getirmek istemeyen SEGBİS odalarına mahkum edip bir yandan da çıkmazsan susma hakkını kullanılmış varsayacağız diyen bu anlayış esasen Sayın Demirtaş'ı susturmak isteyen anlayıştır. Sayın Demirtaş'ın konuşacak çok şeyi var. Öyle görünüyor ki yargı ve siyasal erk Sayın Demirtaş'ın konuşmamasını tercih ediyor. Ve ısrarla da kendisinin yerine geçerek susma hakkını kullandığını varsaymaya çalışıyor. Bu varsayımlarla bir yargılama yapılamaz. Sayın Demirtaş mutlaka tüm dosyalarında duruşmalara getirilerek bizzat savunmasının alınması gerekiyor. Peki, önce Asliye Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS sesi kısıldı. Evet. Oraya azalayıcı bir tavır takınıldı. Evet. Bu konuda zorla getirilme hem SEGBİS'in sesi kısılması, savunma hakkının engellenmesi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar zaten bakın iki gün önce bahsetmiş olduğumuz duruşmada bu sizin de bahsettiğiniz, işaret ettiğiniz hususlar bizzat avukat meslektaşımızın katıldığı bir duruşmada gerçekleşti. İsterseniz bizzat kendisinden de çok kısaca bu sorunun yanıtını alalım. Şırnak'taki duruşmada hep SEGBİS'e ilişkin dilekçelerimizde dile getirdiğimiz sıkıntıların tamamını neredeyse yaşadık. Müvekkilimizle irtibat kurma şansımız yok. Müvekkilimiz beyanda bulunmaya başlayınca ki kendisi orada hakimin reddi talebinde bulundu. Çünkü SEGBİS'e zorla çıkarıldı. Henüz savunması alınmadan
koşturma aşamasında yapılması gereken işlem, soruşturma aşamasında yapılması gereken işlemler koşturma aşamasında yapıldı. Birçok gerekçe de ileri sürerek hakimin reddi talebinde bulundu kendisi. Beyanlarda bulunurken yapılması gereken Sayın Demirtaş'ın beyanlarının tek tek duruşma tutanağına geçmesiydi. Bu beyanlar eksiksiz bir şekilde geçmediği için yaptığımız, hakime yaptığımız müdahale öfkeyle karşılandı. Niye karışıyorsunuz dendi. Oysa ki bizim oradaki işimiz zaten o tutanağın sağlıklı düzenlenmesini sağlamak ve Sayın Demirtaş'la irtibat kurma şansımız da yok bizim birebir. Yine meslektaşlarımızın savunmaları tutanağa sağlıklı bir şekilde geçmedi. Duruşmanın başından sonuna kadar böyle bir sıkıntı yaşadık. Tutanaklar sağlıksız bir şekilde düzenlendi. Ve hakim bize neden karışıyorsunuz dedi. Bizim görevimiz orada tutanağın sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi. Başka da bir şey yapamıyoruz. Çünkü Segvis'te küçük bir ekranda ne müvekkilimiz bizi görebiliyor ne biz görebiliyoruz. Küçük bir ekranda. Kendisi de telefon ekranı gibi küçük bir ekranda duruşma salonunu görüyor. Biz de biraz daha büyük bir ekranda kendisini görebiliyoruz sadece. Hakimin reddi talebine ilişkin talebi reddedildi mahkeme tarafından. Sayın Demirtaş reddin gerekçesini sundu. Bir gerekçe açıklamak zorundasınız dediğinde ben size gerekçe açıklamak zorunda değilim dedi ve kapatın şu sevgisi dedi. Yani duruşma salonunda olmakla Segbis'te olmak arasındaki farkı görmek açısından çok önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum bunu. Ben bir sorum olacak. Buyurun. Az önce açıklamanızı ifade ettiniz. Evet. Duruşmanın getirilmesi için yapılan masraflar da örneklerinde yapmıştım. Evet. Nasıl denediyorsunuz? Nasıl bir gerekçe acaba? Ya arkadaşlar yani şunu söyleyelim. Bir kere yani bu gerekçelerin hiçbirisinin hukuki olmadığını izah etmek gerçekten gereksiz neredeyse. Yani yargılama masrafı, usul, ekonomisi, güvenlik vesaire bunlar egemen bir devlete yakışmayan hususlardır. Bakın Sayın Demirtaş'ı Edirne'den Diyarbakır'a getirmenin masrafı mı yani bu devleti zorluyor? Açıkça ifade ediyoruz, çağrımızı ineliyoruz. Yargılama masrafı söz konusuysa hepsini biz karşılayabiliriz yani. Buna muktediriz. Devlet muktedir değilse onu bilemiyorum ama yani biz bu konuda açık çağrımızı yapıyoruz. Dolayısıyla bu gerekçeniz ortadan kalktı. Usul ekonomisi mi diyorsunuz? Usul ekonomisinin gereği Demirtaş'la cebelleşmek midir? 4 duruşmadır, 3 duruşmadır birçok dosyada Sayın Demirtaş çıkmıyor. Ve siz de yargılamaları yürütemiyorsunuz. Usul ekonomisinin bir tarafı da hızlı yargılamadır. Yani aylardır yapamıyorsunuz bunu. Bu yargılamaları yürütemiyorsunuz. Usul ekonomisinin gereği şudur. Sanığı bizzat hazır etmek, bir celsede savunmasını almak, sonraki celselerde delillerin tartışmasına geçmek, delillerin müşterekliği ilkesi gereğince tarafların huzurunda delillere temas etmek ve nihai bir karar vermektir. Usul ekonomisinin gereği budur. Usul ekonomisinin gereği soyut, işte mahkeme kararlarının ara kararlarına yazıp bir şeylere kılıf bulma değildir. Güvenlik meselesi zaten keza öyle. Yani bir devletin 15-16 ilinde süren yargılamalara ben Demirtaş'ı götüremiyorum demesi, güvenlik zafiyeti var demesi bir acizlik değil mi sizce? Ya ciddi bir acizliktir bu. Bu aciziyettir. Yani bu meselenin Demirtaş'ı orada tutup oradan savunmasını almanın ve buradaki nedenlerin objektif koşullarını birileri açıklamak zorunda. Yani siz Segbis'e ilişkin usulü koydunuz. Bir kanun hükmünde, olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle ceza muhakemesi kanununun temel bir maddesini, savunma hakkının özü, adil yargılama ilkesinin özü olan bir maddesini bu hale getirdiniz. Bu hukuki olmuş oldu mu? Olmadı. Yani şu an olağanüstü hal KYK'siyle dünya dönmüyor denilirse hukuki bir metin olacak mı? Olmayacak. Segbis hukukidir çünkü yasada var artık. Olunca oluyor mu? Olmuyor. Maalesef olmuyor. Hukuk sistemi allak bullak edilmiş durumda. Bunun birçoğunun özellikle bu tarz düzenlemelerin birçoğunun Adalet Bakanlığı'nca bizzat Demirtaş dosyaları takip edilmek suretiyle belirledikleri tıkanma noktalarını hemencecik mevzuata geçirmeden ibaret olduğunu da dikkatinize çekerim. Bakın Segbis ve daha sonra savunması alınmış sanığın
son duruşmasında avukat bulunmaksızın, müdafi bulunmaksızın dahi karar verilebileceğine ilişkin bir düzenleme de yapıldı. Bunların tamamı, bakın, Sayın Demirtaş'ın dosyalarından elde ettikleri tecrübeyle mevzuatı değiştirmeye yönelik teşebbüsleridir. Nitekim de değiştirdiler. Ama biz susacak mıyız ya da buna uyacak mıyız? Kanunsuz emre uyulmadığı gibi kanunsuz, hukuksuz bir KK'ye de uyulmaz. Sayın Demirtaş uymayacak. Yani Sayın Demirtaş asli hakkı olan bizzat duruşmada bulunma hakkını, o savunma hakkını kullanmak istiyor. Susma hakkını da kullanmıyor. Sayın Demirtaş zaten susmadığı için cezaevindedir. Sayın Demirtaş'ın 30'a yakın dosyasının tamamı, yürüyüşü bile yok. Bakın, yürüyüşü bile yok. Tek yürüyüş diyebileceğiniz 6-8 Ekim olaylarında Demirtaş'ın işte MYK'da efendim insanları dışarı çağırdı vesaire, 2009-11'den orada hani fiili bir şey orada bile yok. Orada attığı tweet'tir, yani MYK kararı, Halkların Demokratik Partisi'nin attığı, MYK'nın aldığı karar üzerine atılan bir tweet'tir. Orada bile konuşmadır, orada bile kelamdır. Sayın Demirtaş zaten dediğim gibi konuştuğu için, susmadığı için şu an cezaevindedir. Cezaevinde şu an susturulmak isteniyor. Susma hakkı da meselesindeki bu tartışmamızın kaynağı da budur. Birileri Demirtaş'ı konuşmasını istemiyor. Demirtaş'ın konuşması kendilerine zarar veriyor. Siyasetlerine zarar veriyor. Hukuksuzluklarını ayyuka çıkartıyor. Son bir soru diyeyim. Yardım aşamasında yaşadığınız sıkıntılardan bahsettiniz ama cezaevinde herhangi bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Müvekkiliniz ya da siz görüşmeyiz aslında. Ya şöyle söyleyelim. Yani şimdi FETÖ cezaevleriyle ilgili sıkıntılar siz zaten biliyorsunuz. Yani bu öteden beri, bu cezaevleri geldiğin günden beri uygulana gelen bir katı bir rejimin uygulandığı bir yer. Dolayısıyla Sayın Demirtaş da bu koşullarda diğer hükümlülerin, diğer tutuklu ve hükümlülerin FETÖ cezaevlerinde çektiği tüm sıkıntıları çekiyor. Yani Abla Zeydan ile milletvekilimiz Abla Zeydan ile birlikte aynı koğuşta Edirne FETÖ cezaevinde. Dolayısıyla bu sıkıntıların tamamını yaşıyor. Sayın Demirtaş sıradan bir insan değil. Yani en büyük sıkıntısı zaten Sayın Demirtaş'ın konuşturulmasına müsaade edilmemesidir. Ama Sayın Demirtaş işte belirttiğimiz gibi kuşları örgütleyerek yine tweet de atabiliyor. Sayın Demirtaş'ın ne derece, hangi irade konuşmasını istemiyorsa Sayın Demirtaş da konuşmak için tüm yolları deniyor. Demirtaş da konuşmaya da devam edecek. Cezaevindeki sıkıntılar birçoğu diğer tutuklu hükümlerin yaşadığı sıkıntılardır. Evet. Ancak bu kişisel bir mağduriyeti dile getirip Demirtaş buna da tenezzül etmez yani. Böyle bir yakınması da yoktur. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.